Arkadaşlar merhaba. Şu gördüğünüz Rigka metini okuyacağız. Gördüğünüz gibi sarı bir yaprağa yazılmış. Biraz mürekkebi kalın. Klasik bir Rigka gibi duruyor. Ama önce yazıyı şöyle bir doğrultalım. Şöyle getirelim. Yazı gördüğünüz gibi bakın burada suret yazılı arkadaşlar. Bir suret. Yani bu telgraftır muhtemelen ki oradan ne yapılmış? Kopya edilmiş. Yani kopya diyebiliriz bugünkü anlamıyla surete. Hemen dersimize başlayalım. Evet, yazıyı arkadaşlar şöyle biraz büyütelim. Şöyle fırıncık diyelim biz buraya, yer ismi. Fırıncık karyesinden Markar oğlu 30 5 bakın şın harfi noktaları konulmamış. Yaşlarında 35 bakın şuradan alalım. Yaşlarında demek ki Markaroğlu 35 yaşlarında müteahhil ya da teahhül yani evlenmiş. Zi velet yani evlat sahibi. Bakın zi burada gördüğünüz gibi. Veledi burada. Zivelet Yanos ya da Panos oğlu Kazor'un Panos oğlu Kazor'un demek ki böyle bir adam Tehül Zivelet Panos oğlu ya da Yanos oğlu Kazor'un zapt olunan ifadesini değil mi? İfadesini havi varakadır. Evet, bakalım bu varaka neyi anlatıyor? Bakalım. 1331 senesi Temmuz'unun 18. Cuma ertesi gecesi 18. gün 18. Cuma ertesi günü gecesi saat 4 raddelerinde saat 4 raddelerinde burası da bir yer ismi arkadaşlar. Şöyle diyelim. Nahor önü civarında. Eğer yanlış okuyorsam lütfen düzeltin. Kasaba haricinde. Bakın inde. Kasaba haricinde. Devriyeler. Bakın. Devriyeler. Devriyeler tarafından derdestiyle. Yani devriyeler tarafından ne olmuş bu? Tutuklanmış. Bu şekilde bir durum oluşmuş. Devriyeler tarafından derdestiyle devriyelerle ne olmuş? Getirilerek. Getirilerek arkadaşım Keşifli karyesinden April
April haçir firar etti. Beni tuttular, götürdüler, beni tuttular, götürdüler. Çok güzel bir yazı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dün, değil mi arkadaşlar, şurası dün. Akşam, dün akşam, dün akşam üzeri. Ne kadar hoş bir yazı arkadaşlar, bakar mısınız? Daha önce okuduğumuz köy ismi bu. Dün akşam üzeri ya fırıncıktan ya da fındıcıktan, artık bu yer ismi arkadaşlar, burayı böyle geçelim. Dün akşam üzeri fındıkçıktan bizi Manas Kahya ile Osep, bu bir yabancı isim, Ermeni ismidir muhtemelen, Osep Ağa'nın, Osep Ağa'nın, Osep Ağa'nın oğlu Todori, Todor, özür diliyorum, Todor Ağa Maraş'a imdat götürmek, Maraş'a ne götürmek arkadaşlar? Yardım götürmek aslında, oraya ne diyor? İmdat götürmek üzere gönderdiler. Maraş'ta, Maraş'ta Nalçacıyan, bakın, Nalçacıyan Karabet A ve şu B'nin noktası, şu Y'nin, ve Bilezikçiyan, değil mi arkadaşlar? Ve Bilezikçiyan Ermeninin ve biraderi ve bira, bakın, biraderi Nazaret ve daha ismini bilemediğim diyecek herhalde. Evet, ismini bilmiyor galiba ve bu yüzden de ne diyor? İsmini öğrenemediğim Ermeni milleti başlarına, başlarına sanırım yine aynı köy, fındık, fındıkça olabilir, fındıca olabilir, fındığa olabilir, Maraş'tan. Tabi bunu arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Maraş'tan silah kelime arkadaşlar, burayı da çıkartamadık. Burayı da lütfen yorumlar kısmına yazalım. İmdat gönderilmesi, imdat gönderilmesi için, gönderilmesi için yolladılar. Fakat
Manas Kahya bu işe Manas Kahya bu işe razı değildir. Demek ki Manas Kahya neymiş arkadaşlar? Bu işe razı değildir. Eşkıyanın şuradayız arkadaşlar. Eşkıyanın cebir ya da cebr ve ikrahıyla muvafakat etmiştir. Yani zorla kabul etmiş yani o Manas eşkıya. Yoksa kabul etmek istemiyor. Gündüzleri yattık. Öksek atı tarikiyle dün gece Aksu'ya kadar geldik. Aksu şu anda Maraş Köprüsü'nün Maraş'ın hemen girişinde bulunan bir köprü arkadaşlar. Bütün gündüz Aksu, bakın kaf harfi neyle yazılmış arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Kaf harfi noktalı bir harf ve sonda geldiği için nokta konulmamış. Çengel ile ne yapmışlar? Bütün gün Aksu arasında Aksu'da neyin arasında? Yulafların arasında yattık. Bakın yattık derken yine kaf harfinin noktası yok. Yerine bir keşide konulmuş sonda olduğu için. Bütün gün ne yapmışlar arkadaşlar? Yulafların arasında yatmışlar. Oradan kalkıp Maraş'a gelirken yakalandım. Evet, itiraf ediyorum. Oradan kalkıp gelirken yakalandım. Ama ne olmuş? Arkadaşım kaçtı. Fındıcak'ta bu gün 60 kadar 60 kadar aman Allah'ım eşkıya herhalde 60 kadar zeytun eşkıyası. Bakar mısınız? Hani zeytünlüler ya da zeytun vatandaşı demiyor. Demek ki kim bilir neler yapıyorlar ki zeytun eşkıyası diye bahsediyor. Ve başta söylemiştik bu köyü. Keşifli karyesi Düğünlü diyelim arkadaşlar. Artık bunu tam şey yapamadık. Düğünlü Hristiyanları cem'an yani toplam olarak şimdi bir rakam verecek. Cem'an bini aman Allah'ım bin kişi mütecaviz bini özür diliyorum şurayı bir şey yapalım bakın şöyle bini burası bini şu kısım mütecaviz eli silah tutan adam vardır. Demek ki bini geçen ve eli silah tutan adam var. Tabi bu devlet ne yapsın? Hem savaşıyor hem bunlarla bu bin silahlıdan
hemen nısfı yani yarısı aman Allah'ım mavzer. Mavzer kullanıyor Araplar. Yani en az yarısı mavzer. Mavzer, Martin, Garaki. Evet arkadaşlar, silahın çeşitlerini sayıyor. Esliha-i Memnu'a. Ne demek esliha-i Memnu'a? Yani yasaklanmış silah arkadaşlar. Yani yasaklanmış silahı kullanacaklar. Sonra biz masumuz diyecekler. Olacak iş değil. Esliha-i, şuradaki bu işareti tamlama yapın diyor. Memnu'a ve bakın mütebakisi de yani geriye kalanları da adi çifte. Geriye kalanlar da neymiş? Adi çifte. Çifte tek kapılı ve çakmaklı başı bozuk tüfek. Yani mavzer var, öteki var, beriki var. Bir kısmı da nedir? Başı bozuk tüfekten ibarettir. Köyün görüyor musunuz arkadaşlar? Dört bir etrafına köyün dört bir etrafına köyün dört bir etrafına taştan istihkam yani kale duvarı gibi örüyorlar. Acaba niçin örüyorlar? Yani köyün dört bir tarafı niye taştan bir kale gibi istihkam edilir? Bunu bir düşündüğümüzde evet, taştan istihkam yaptılar. Fikirleri harp etmektir. Çakır oğlu, Çakıroğlu Türkoğlu tarafındaki bir köy. Çakıroğlu Gölceğiz Sarılar Karyelerine de bugünkü Beyoğlu kasabası arkadaşlar Sarılar Karyesi olarak geçiyor. Bizim ki posta gönderdiler. Bizim gibi ki değil arkadaşlar özür diliyorum. Bizim gibi posta gönderdiler. Ve derhal bakın der aşağıya yazılmış ve derhal ve derhal ve derhal bu kısmı arkadaşlar yine okumuyorum. Siz Fındıcıkla gibi yine. Siz buraya lütfen yorum yapın. Yetişmeleri katiyen teveccüh ettiler. Ya da teveccüh, tevcih değil tabi yönlendiler. Evet arkadaşlar hoş bir rıkka. Daha doğrusu acılı bir rıkka aslında. Osmanlı tebaasının ve tamam mahvolana kadar harp etmek fikirleri vardır. Yani Osmanlı vatandaşı, Osmanlı uyruğuna tabi Ermenilerin bu şekilde bini mütecaviz insanlarla tutup da harp etmeleri hiç de hoş bir şey değil. Şurayı çıkartamadım ama arkadaşlar atışa desek olmuyor.
Atiyelü desek olmuyor. Hücumda, hücumdaki hücumdakiler desek, hücumdakiler şurayı da çıkartamadık. Yorumlar kısmına lütfen yazın. Todor A'dan ücret namıyla Todor A'dan ücret namıyla aldım. Yani ücret namıyla bir şeyler almış. Doğrusu budur. Nerede şahit? Siz de özür diliyorum. Nerede değil. Bunu ne diye okumuyoruz? Siz de S diye okuyoruz. Siz de şahit, bakın şahit şuradan şahit olunuz diye siz de şahit olunuz diye ifadede bulundu. Ve ifadesi kendisine kıraat olunarak okuyup yazması olmadığından parmak, bakın R harfi, parmak bastırıldı. Evet, hoş bir rica arkadaşlar. Ve tarafımızdan da ifadesi tasdik edilmekle iş bu zabıt varakası tanzim kılındı. Fi 17-18 Temmuz 1331 elde edilen ya da edilmiş mütecasir Janus oğlu Kazor, az önce dersimizin başında isimlerini okumuştuk. Polis memuru Mehmet Hilmi, bu dahi Mehmet. Yazıcı Serçavuşu Mehmet. Mülhak yazıcı başçavuşu Hasan Hüseyin. Şurada bir kısım daha var. Hemen orayı da okuyalım ve dersimizi bitirelim. Aslına mutabık olduğu tasdik kılınır. Ahmet Rıfat. Evet arkadaşlar, hoş bir Rikka metinde Ermenilerin itiraflarını okuduk. Ermenilerin nasıl bir durumda olduğu, Osmanlı Devleti'ni nasıl arkada vurduğunu gördük. İşte Osmanlı Devleti'ni arkadan nasıl vurduklarını anlatan bir romanda istiyorsanız arkadaşlar, mutlaka tavsiye ediyorum. Aşk, ırk tanımaz roman arkadaşlar. Benim yazdığım bir roman ama gerçekten Ermeni tehciriyle yazılmış önemli bir roman. Evet, kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.